Efendim İzmir'deyiz. Çakır Kasaba konuk oluyoruz. Yanımda da buranın sahibi İbrahim Bey var. Nasılsınız? Sağ olun. Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Çok teşekkür ederiz. Hoş bulduk efendim. Sağ olun. Kısaca sizi tanıyalım önce. Tabii ki. Adım İbrahim. Soyadım Atlet. 24 yaşındayım. İzmirliyiz. Evet. Kasap mesleğinle uğraşıyoruz. Evet. Güzel de bir kasabanız var. Teşekkür ederim. Ne zaman kurdunuz burayı? Bugüne nasıl getirdiniz? 2021 Şubat ayında başladık bu işe. Çıraklıkla beraber yaklaşık 10 senelik bir geçmişimiz var meslekte. Gençsiniz ama eskisiniz. Aynen öyle. Güzel. Biraz bize etlerinizden bahseder misiniz? Tabii ki. Etlerimizin tamamı yerli üründür. Kuzumuz Balıkesir Savaştepe tarafından geliyor. Güzel. Danalarımız Ödemiş ve Tire Bayındır tarafından. Onlar da yine Ege bölgesi çevresinden de geliyor. Evet. Kırmızı et ve beyaz et de var sizde. Aynen öyle. Kuzu, dana ve tavuk üzerinde çalışıyoruz. Güzel. Aynı zamanda pişiyordu galiba Aynen burada. Aynen öyle. Pişirme servisimiz de var. Gel al servis üzerinden ilerliyoruz. Evet. Ürünlerimiz restoran şeklinde düşünülmesin. Biz tamamen kilo hesabı çalışıyoruz. Aynen öyle. Beğendiğiniz ürünün mesela diyorum 1 kilo üzerinden gidelim. 1 kilo ürün aldığınız zaman kiloda 60 lira ekstra ücretimiz var. Yanında lavaşı ve salatası bizden oluyor. Güzel. Dediğim gibi tekrardan gel al servisine ilerliyoruz. Evet. O şekilde. Güzel de bir mangal yemiş oluyorsunuz ama aynı Aynen zamanda. Evet, kömür ateşinde. Kömür ateşinde. Oo, bak bu da çok önemli sevgili izleyicilerimiz. Peki hayvanlar sizin kendi hayvanlarınız mı? Nereden alıyorsunuz etlerinizi? Evet, hayvanlarımız genelde kendi hayvanımız. Kendimiz kesiyoruz. Danası, kuzusu, tavuk hariç. Tavuk da Lezita marka. O şekilde ilerliyoruz. Evet. Hepsi kaliteli yani. Hepsi kalite, aynen İçiniz öyle. İçiniz rahat yiyebilirsiniz. Aynen Zaten öyle. Siz yıllardır burada olduğunuz için müşterileriniz de bellidir sizin. Aynen öyle. Hani hepimizin bir kasabı vardır ya yıllardır gelen. Hakikaten öyle. Kaç kişi çalışıyor peki burada? Yaklaşık 6 kişilik bir kadromuz var. Ailecek çalışıyoruz. Kuzen, hala çocuğu, dayı çocuğu güzel. O şekilde ilerliyoruz. Bir aile şirketi burası. Aynen öyle. Hangi saatler arasında hizmet veriyorsunuz? Genelde 8, sabah 8, akşam 8.30 şeklinde evet. çalışıyoruz. Her gün açık mı peki? Her gün açık. Pazar? Haftanın her günü çalışmaya devam. Pazar günü de açık burası. Canınız ne zaman et istediyse gelip buradan alabilirsiniz. Şu an İzmir'in neresindeyiz? İzmir Buca'dayız. Adres tarihi olarak yaparsak Kozağaç Mahallesi'ndeyiz. 220 sokakta genel bilinen adıyla da çevik bir kapalı pazar yerinin karşısındayız. Evet, çok kolay lokasyonda. Aynen Hemen buraya pazara geldiğiniz zaman bile buradan alışverişinizi yapabilirsiniz aynı zamanda. Şimdi et fiyatları biliyorsunuz ki çok yükseldi. Biraz Maalesef. Değerlendirin istiyorum aslında. Evet. Neler söyleyeceksiniz bu konuda? Benim de değinmek istediğim bir konuydu bu. Yani genel olarak baktığımız zaman yüz ölçümü olarak toprağa sahip en büyükler arasındayız. Evet. Ama baktığımız zaman bir teşvik, bir destek olmadığını düşünüyorum ben en azından kendi nezdimde. Yem maliyetleri aşırı yüksek. Evet. Çalıştıracak adam bulamıyoruz. Hem Maalesef. Kendi meslek olarak hem de ayrıyeten hayvancılık sektörü olarak çobanımız yok. Ekstra dükkanda çalıştıracak kasap da yok. Evet, çırak, o kadar derece. Çırak tamamen yok. Evet. Yani parasınla değil, parasız hiçbir şekilde çalışma Gerçekten. Yok yani. Yani şöyle söyleyeyim, her sektörde böyle sıkıntılar var biliyorsunuz izleyicilerimiz. Sürekli ekranı taşıyoruz ama Aynen sizin öyle. Sektörde de çok ciddi sıkıntılar var. Hayvancılık sektörü neredeyse bitmek üzere zaten. Evet. Bu da bizim kanayan yaralarımızdan bir tanesi. Peki et almadan önce, kasapları seçmeden önce nelere dikkat etmemiz lazım? Yani ilk öncelik temizlik. Evet. Yani en basit konudan bir dükkanın temizliği hakkında yorum yapacak olursak ilk kapı açıldı, dükkana girdiğiniz anda et kokusu alıyorsanız o dükkana kimse temiz diye bir iddiada bulunamaz. Aynen öyle. Siz bu konuda çok dikkat etmişsiniz zaten. Her yer ışıl bizim, ışıl, aynen tertemiz. Öyle. Temizlik bizim ilk kuralımız. Evet. Bir de etler de o kadar güzel gözüküyor ki ye beni diyor yani buradan bakınca. Bakınca anlaşılır mı iyi et mesela renginden? Tabii ki, tabii ki. Hani, biraz bahsedin. O konu hakkında da şöyle yorum yapabilirim. Baktığımız ürün zaten bizim işimiz tamamen artık göz zevkine döndü. Evet. Renginden bu tamamen anlaşılabilir. Zaten eve gittiğimiz zaman tekrardan koku üzerinden Tabii. de en önemlisi zaten koku. O yüzden hani tavaya koyduğunuz anda burnumuza kötü bir koku geldiği anda o et çöptür benim için. Hiçbir maddi değeri yoktur evet. yani. Sizin burada günlük mü oluyor etler, nasıl oluyor? Tabii ki. Haftanın iki günü kesim yapıyoruz. Kesimlerimiz genelde Halilbeyli mezbahasında yapılıyor. Kemalpaşa'da. Evet. Helal kesim yani helal hepsi. Helal kesim tamamen. Hepsi sertifikalı, kesim Güzel. Raporlu, hani arabanın plakasına kadar. Evet. Tamamen hepsi bunlar bizim için önemli şeyler. Soğuk zinciri kırılmadan dükkanımıza evet. getiriyoruz. Bayağı dikkatlisiniz. Aynen sucuğumuz öyle. Da var galiba. Sucuğumuz Bunun dışında da, başka şalgam görüyorum. Aynen öyle. Sucuğumuz da kendi üretimimiz. Onu da zaten şu an kasap dükkanlarında sucuk üretmek tamamen yasak. Öyle mi? Tabii ki. Hepsi fabrikalarda gene tekrardan veteriner kontrolü altında. İşte içine atıyorum kelle eti var mı, inek eti var mı ya da içine herhangi bir kullandığımız malzemede ne var? Bunlar tamamen hani veteriner kontrolünden geçiyor.
Geçtikten sonra dolumu yapılıyor. Tekrardan dükkanımıza geri getiriyoruz. Evet, harika efendim. A'dan Z'ye her şeye dikkat etmişler. Teşekkür ederiz İbrahim Bey. Rica ederim. Başarılar diliyorum. Ayağınıza sağlık. Teşekkür ederim. Sağ olun.